Mustafa Kemal Paşalılar Derneğimizin çok değerli başkanı. Öyle mi? Sayın hanım kardeşlerim, çok değerli hemşerilerim. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii Türkiye önemli süreçlerden gelen bir ülke. Son 150 yıldır milletçe çok ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Bu son 150 yılda bu milleti tarihten silmek isteyenler oldu. Bu milleti her bir tarafından işgal ederek milleti yok etmek isteyenler oldu. Emperyalist güçlerin bu millet üzerine farklı farklı hesapları oldu. Ama bu milletin asil duruşu, sağlam mayası ve geleceğe olan dik duruşuyla hiç ama hiçbir gün teslim olmadı. Zaman zaman ağır bedeller ödedi. Zaman zaman ağır sıkıntıları oldu. Ama bütün buna rağmen asla teslim olmadı ve asla gelecek umutlarından, gelecek hedeflerinden vazgeçmedi. Bu anlamda süreç her geçen gün milletimizin lehine daha iyi olsun diye uğraşılan bir dönem oldu. Ama özellikle çok partili döneme girdiğimiz süreçlerde millete hep yetki verildi ama yetkiden de hep korkuldu. Bir taraftan çok partili egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dendi ama bir taraftan da birileri tarafından bu millet mutlaka kontrol edilmelidir diyerek hep böyle milletin ümüğünde birilerinin eli durdu. Günü geldi sırttı, günü geldi gevşetti. Günü geldi sırttı, günü geldi gevşetti. 1950'li yıllarda bu millet milli iradesiyle seçtiği hükümetinin başbakanını rahmetli Menderes'i idama götürdüler. Zorlu'yu Polatkan'ı idama götürdüler. Esasında Zorlu'yu Polatkan'ı Menderes'i idama millet götürmedi. Tam aksine millet onu baş tacı ediyordu. Onunla dünya ile yarışacak bir Türkiye ve Türkiye vizyonu vardı. Hedefleri vardı. Büyüyen Türkiye diyordu. Gelişen bir Türkiye diyordu. Bu ülkenin, bu milletin kabiliyetleri ve birikimleri her şeyi başarır diyordu. Ama o arka plandaki milletten korkanlar veya milleti sıradan bir millet haline getirmek isteyenler veya bu büyük milletten korkan dış güçler içerideki maşalarını kullandılar ve Menderes'i, Polatkan'ı, Zorlu'yu idam ettiler. Esasında idam edilen Zorlu, Polatkan, Menderes değildi. İdam edilen milletin milli iradesiydi. Fiziken onları idam ettiler ama esas milletin hayalleriydi, umutlarıydı, beklentileriydi, milli iradeydi, milli vicdandı. Ve birileri o idamları alkış tuttu. Birileri o idamların arkasında durdu. Birileri o darbenin arkasında durarak ve hiç utanmadan, sıkılmadan o 60 darbesini anayasa, yanılmıyorsam anayasa ve hürriyet bayramı ilan etti. Şimdi bugün birilerine diktatör demek istiyorlar ya. O gün de Menderes'e diktatör demek istiyorlardı. Ve anayasa ve hürriyet bayramı demeye de utanmadılar, sıkılmadılar. Milletin seçtiği lideri idam ettiler. Sonraki dönemlerde yine millet vicdan elini vicdanına koydu, sandığa gitti, Demirel'i seçti. Yine baktılar ki Demirel de işlerine gelmiyor. 12 Mart muhtırası geldi. 12 Mart muhtırasında meclis siz kıyıda durun dediler. Biz burada size bir hükümet vereceğiz. O hükümet bu hükümet kuracak. Başbakanı oradan biz tayin edeceğiz. Ve öyle gitti. Sonra 80'de darbe geldi. İşte 80'den sonra rahmetli Özal geldi. 83'te. Milletin yine millet adına bir siyasi parti, iki tane siyasi parti kurdular. Dediler ki biri muhalefet olacak, biri iktidar olacak. Ama aradan bir Özal çıktı, onların bütün hesaplarını bozdu. Bütün tuzaklarını bozdu. Peki millet
Millet adına bu ülke büyümeyi ne zaman yakaladı? Menderes zamanında yakaladı. Ne zaman yakaladı? Demirel'i rahat bıraktıkları zamanda yakaladı. Niye Demirel 6 defa gitti, 7 defa geldi? 6 defa götüren kimdi? Millet miydi? Yoksa 2'de 1 arkadaki güç odakları mıydı? Sonra rahmetli Özal'a aynısını yaptılar. Ve Özal da yine milleti merkeze alan, milletle beraber yürüyen, bu milletin vizyonunu dünyaya taşıyan bir lider, ama onu da yine başkanlık sistemi istediği zaman dediler ki kendisi için istiyor. O zaman şunu diyordum, ya Özal fanidir, millet ise bakidir. Bak Özal fani oldu, millet baki. Ama onların istediği sistem hep böyle, millete biraz prim verelim, biraz serbest bırakalım. Ondan sonra biz işimize geldiği zaman ümüğünü sıkalım. İkide bir ümük sıktılar, millete bedel ödettiler, onlar sefayı söylediler. 28 Şubat geldi. Sonra da 14 Ağustos 2001 Recep Tayyip Erdoğan partiyi kuruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Partiyi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken 3 tane cümle söylüyor. O 3 cümleden biri AK Parti milletin partisidir diyor. Milletin değerleriyle siyaset yapacaktır diyor. Milletin hayallerinin ve hedeflerinin öncülüğünü yapacaktır diyor. Birinci cümle bu. İkinci cümle, AK Parti belirli güç odaklarına dayanarak kurulmamıştır. Sermayeye, medyaya güvenerek kurulmamıştır. AK Parti millete inanarak, millete güvenerek kurulmuştur ve siyasetini milletle beraber yapacaktır. Ve Allah'a şükürler olsun ki kurulduğumuz günden bugüne hep milletimizle beraber yürüdük. Hep milletimizin gözünün içine baktık. Hep milletimizin yarınını bugünden daha iyi yapmak için çalıştık ve bu ülkeyi 14-15 yıldır dünya ile yarışacak noktaya getirdik. İstiyoruz ki daha iyi olsun. Daha iyi olabilecek potansiyeli var mı? Var. Gücü var mı? Var. Bu potansiyelden birileri korkuyor mu? Korkuyor. E varsın korksun. Bize ne? Biz işimize bakacağız. Hep beraber, hep birlikte işimize bakmaya evet mi? Evet. Evet. Şimdi 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan bir şey daha söyledi. Dedi ki, ey milletim, bundan sonra artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İkide bir milletin ümüğünü sıkmaya alışmış olanlar şunu bilsin ki ikide bir milletin ümüğünü sıkamayacaksınız. İkide bir millete bedel ödetip de kendi sefalarını sürenler kusura bakmasın. Artık bundan sonra bu ülkede söz de karar da milletindir ve milletin olacaktır. O gün ona muhtar bile olamazsın dediler mi? Dediler. Tayyip Erdoğan umursadı mı? Hayır. Benim ne olacağım önemli değil dedi. Sizin bana hangi sıfatı biçtiğiniz önemli değil dedi. Önemli olan milletin vicdanındaki Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğu önemlidir dedi. O gün muhtar bile olamazsın denilene millet tokatı vurdu. Cumhur onu cumhurun başkanı yaptı. Evet. Dolayısıyla bu millete inanan, bu millete güvenenler asla kaybetmedi. Asla da kaybetmez. Ne hangi alanda olursa bulun. Milletin gözüne içine bakan, milletin vicdanıyla yürüyen, milletin derdini kendi derdi edinen ve milleti merkeze alan asla kaybetmez. Ve elhamdülillah 14 yıldır hep milletimizle beraber yürüdük. Neyi kazandırdıysak ülkemize ve milletimize kazandırdık. Hangi mücadeleyi verdiysek dünya ile bu millet yarışsın diye, rekabet etsin diye o mücadeleyi verdik. Ve istedik ki milletimiz başka ülkelerin insanına bakarak hayıflanmasın. Kendi içinde neden bende bu yok demesin. Ve hatırlarsanız 2000'li yıllarda yan taraftaki Yunanistan'ı örnek gösteriyorduk.
Hemen oradan ya biz o günleri göremeyiz. Almanya'daki hastaneleri bir görseniz, Almanya'daki yolları bir görseniz, İtalya'daki tünelleri bir görseniz, ah bir Avrupa'ya gitseniz neler neler var ama biz o günleri göremeyiz. Biz onları yapamayız. Hatta şunu da dedik ki, ya bizim millet zaten bunlara layık değil bile diyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Almanya'nın yaptığını Türkiye'de yapar. Almanların başardığını bu büyük Türk milleti de başarır dedi. Onların layık olduğu ne varsa benim insanım da layıktır dedi. O günlerde hatırlayın, ben hekim olarak hep şu haberleri dinliyordum. Almanya'dan Bodrum, Almanya'dan Antalya'ya gelen bir Alman turist kaza geçirmiş, trafik kazası geçirmiş, yaralanmış, Almanya'yı aramış, Almanya'dan ambulans uçak gelmiş, vatandaşını almış götürmüş. Televizyonlardan bu haberleri dinliyor muyduk? İngiltere'den bir İngiliz turist gelmiş Bodrum'a, kalp krizi geçirmiş, İngiltere'yi aramış, İngiltere'den ambulans uçak gelmiş, vatandaşını almış, İngiltere'ye götürmüş. Vay anasına ya! Biz ambulans bulamıyoruz, ambulans. Ambulans bulduğun zaman bile ne diyorlardı? Mazotu yok, mazotunu koyarsanız hastanızı alırız diyorlar. Şimdi ambulans helikopterlerimiz var mı? Var. Ambulans uçaklarımız var mı? Var. Yani arkadaşlar, bu millet başarır. Yeter ki bu milletten korkma. Bu millete inan. Bu milletin gencine, bu milletin kadınına, bu milletin insanına inan ve güven. Onlar neyle uğraştı? Onlar Cumhuriyet ellerinden gidiyor. Peki Cumhur ne oluyor? Cumhur ne oluyor ya? Cumhur yoksa Cumhuriyet olmaz. Cumhur zayıfsa Cumhuriyet zayıftır. Cumhur güçlüyse Cumhuriyet güçlüdür. Ama onlar hiç Cumhur'a bakmadılar. Ne zaman baktılar? Cumhurdan hep korktular. Cumhurun kadınlarının başörtüsünden korktular. Cumhurun çocuklarını nerede okuttuğundan korktular. Niye? Cumhurdan korkuyorlar ya. Ve ne dediler? Laikte gelden gidiyor. İrtica ortuyor. Haydi okullarla şu meslek liselerini kapat. Bedelini kim ödedi? Millet ödedi. Milletin gencecik kızları ödedi. Üniversitelere sokmadınız. Ve orada gençlerin hayallerini kararttınız. Annelerin, babaların umutlarını kararttınız. Laiklik elden gidiyor diyerek bu millete yapmadığınız zulümler kalmadı. İşte şimdi Karacabey'deyiz. Ya bu Karacabey'in sokaklarında hanımlarımız, kızlarımız ister açık, ister kapalı salonlarda, merkezlerde, düğünlerde, her ortamda istediği gibi giyinebiliyor mu hanım kardeşim? Laiklik zayıfladı mı, düşündü mü? Hep korkutuyorlar, hep korkutuyorlar. Cumhuriyet elden gidecek, Cumhur umurumuzda değil. Laiklik elden gidecek, sıkalım ümünü. Sonra şimdi de Atatürkçülük elden gidiyor diyorlar. Şimdi kim bunu diyen? Cumhuriyet Halk Partililer. Peki bu Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, Konya milletvekili ne diyor? %65 evet çıkacakmış diyorlar. Şayet bu %65 evet çıkarsa biz bunları İzmir'den denize dökeriz. Arkadaş ya, Yunanlı'yı mı döküyorsun? Yani Atatürk'te böyle bir anlayış oldu mu ya? Sizin sayenizde Atatürkçülük de elden gidiyor ya. Bir taraftan Cumhur'u yok farz ediyorsun. Diğer taraftan Cumhur'un değerlerini yok farz ediyorsun. Şimdi artık Atatürk'ün de gölgesine yan gelmiş yatıyorsun. Ondan geçiniyorsun. Ve onu kullanarak Atatürkçülüğü de bitiriyorsun. Ama artık dönem bitti. Çünkü 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan parti kurarken bir cümle daha söyledi. Neydi o? Türkiye'de artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık bundan sonra hiç kimse bu milletin ümünü ikide bir sıkamayacak. 16 Nisan geliyor. Şurada 8 gün kaldı. 16 Nisan'da ne oluyor diye kendinize bir sorduğunuzda her vatandaşımız sorsun. CHP'lisi de sorsun, MHP'lisi de sorsun, genci de sorsun, yaşlısı da sorsun. Ne oluyor diye sorduğunuzda sorunun tek bir cevabı var. İpin ucu artık milletin eline geçiyor. İpin ucu daha önce kimin elinde belli değil. Bazen koalisyonlarda, bazen Anayasa Mahkemesi'nde, bazen silahlı kuvvetlerinde, bazen medyada, bazen sermayede. Onlar ne zaman istiyorsa ipin ucunu pat bir tarafa çekiyorlar, milletin ümüğünü sıkıyorlar, kendileri rahat ediyor, millet bedel ödüyor. Şimdi artık cumhur ne diyorsa o olacak. Hep beraber burada cumhurun hak ve hukukuna sahip çıkmaya evet mi? Evet. Bundan korkuyorlar. Bundan sonra ne olacak? Parlamento milletvekillerine yetki vereceğiz ve hangi milletvekilinin veya hangi siyasi partinin parlamentoda iyi çalışıp çalışmadığını göreceğiz. İnsan hakları anlamında kanunları çıkarıyor mu? Tarımın, çiftçinin hak ettiği kanunları çıkıyor mu? İşçinin, işverenin hak ettiği geliştiren yasaları çıkartıyor mu? Dünya ile Türkiye'yi yarıştıracak hukuk devleti anlamında hukuki düzenlemeleri yapıyor mu? Bu parlamentonun görevi. Evet, burada partiler bu anlamda milletin hak ve hukukunu koruyan yasaları hangisi iyi yapıyorsa millete aferin kardeşim, ben sana destek veriyorum. Öbür tarafta millet, cumhurbaşkanına diyecek ki hükümetini kur ey cumhurbaşkanı. Hükümetini kur, bana 5 yıl sonra nasıl bir Türkiye vaat ediyorsun onu bana söyle. Şayet Türkiye'yi 5 yıl sonra muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe projelerinle ve ekibinle beni ikna edebilirsen, benim vicdanım, benim aklım sana evet diyorsa seni %50'nin üzerindeki bir oyla orada yetki veririm. Bakınız daha önce bu ülkede benim dönemde derken benim bildiğim dönem 70'ten bu yana milletin %50'den fazla oyunu alarak tek başına iktidar olmuş tek bir siyasi parti milleti yönetmedi. En iyi alanlar %46, %48 ve biz %49,5 aldık. Ama hiç %51, %50+1 demedik. Bundan sonra ne olacak? Milletin %50'sinden fazlası cumhur olarak cumhurbaşkanına hükümet yetkisi verecek. Ve 5 yıl diyecek ki hadi göreyim aslanım seni. 5 yıl sonra iyi yaptıysan hadi gene devam et. İyi yapmadıysan hadi güle güle. Buna hiç kimse müdahale edemeyecek. İstikrarlı, güvenli bir 5 yıllık iktidar. Öbür tarafta da güvenli, istikrarlı 5 yıllık bir parlamento. Bundan kim kazanacak? Millet kazanacak. Cumhur kazanacak. Bundan kim rahatsız? Almanya. Bundan kim rahatsız? Hollanda. Bundan kim rahatsız? Avrupa. Onun için PKK'yı da besliyor. Onun için FETÖ'yü de orada koruyor. Buradan kaçan hainleri de orada sahipleniyor. Almanya'nın, Hollanda'nın, Fransa'nın bundan rahatsız olmasını milletçe anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Fotoğrafı görüyoruz. Siyah beyaz gibi. Ama içerideki Fransızları anlamakta zorlanıyoruz. İçeride bazı Fransızlar var. Şimdi bakınız Almanya'nın son 10-15 yılında Almanya'da 3. havaalanı gibi bir havaalanı projesi hiç duydunuz mu? Yok. 3. Boğaz Köprüsü gibi büyük bir projesini duydunuz mu? Yok. Marmaray gibi büyük bir proje duydunuz mu? Yok. Avrasya Tüneli gibi büyük bir proje duydunuz mu? Yok. Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi bir büyük proje duydunuz mu? Yok. Ve oradan
Gebze'den daha Bursa'ya kadar geldik. İnşallah Osman Gazi Köprüsü ve otobanlar bitti. Şimdi inşallah burada Karacemi'ye, Kemalpaşa'ya, İzmir'e gidecek. Böyle büyük projeler duydunuz mu? Yok. Fransa'da duydunuz mu? Yok. Hollanda'da duydunuz mu? Yok. Bursa mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Çok net bir şey söyledi. Artık Avrupa Birliği, Avrupa üyesi ülkeler hasta adam dedi, hasta adam. Onlar artık kaybediyor. Bir taraftan üretimleri düşüyor. Bir taraftan nüfusları düşüyor. Bir taraftan borçları artıyor. Ama burada yükselen bir Türkiye var. Yükselen Türkiye'nin önünü kesmek lazım. Bunu kesmek için ne gerekiyor? İstikrarı bozmak lazım. İstikrarı bozmak için ne gerekiyor? Milletle seçtikleri arasındaki güçlü bağı zedelemeleri lazım. Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek için her türlü ahlaksızlığı yapmak lazım. Hatta Beza Biçler'e, evet, onun başını koyarak, karşısına da şakağına tabancayı dayarak, bak senin sonun bu olacak diyerek meydanlarda bunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan korkar mı? Hayır. Bu büyük millet korkar mı? Hayır. Korkmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de milletten çekindiği için, milletle beraber yürüyemediği için gidiyor onların değirmenine su taşıyor. Sizlerden istirhamım. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimini bir tarafa bırak. Ama burada mahallelerinizde, burada Karacabey'de, Bursa'da çok CHP'li arkadaşlarımız var. Komşularımız var, tanıdıklarımız var. Onlar da bu ülkeyi, bu milleti ve bu bayrağı seviyorlar. Onları da milli irade adına, cumhurun güçlü olmasına, daha güçlü ve istikrarlı bir yönetim, büyüyen bir Türkiye, muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe yürüyen bir Türkiye için onların da arkadaş aklına da vicdanına da ne gerekiyorsa söyleyeceğiz. İkna ettik, ettik. Edemedik, Allah selamet versin. Neticede 16 Nisan'a 8 gün kaldı. Hep beraber gece gündüz demeden evet'e çalışıyor muyuz? Evet. İnşallah güçlü bir evet'i Karacabey'den çıkartıyor muyuz? Evet. İnşallah. Sizlerden bu anlamda gerçekten burada hanım kardeşlerim burada. Onları seviyoruz. İstiyoruz ki geleceğe daha çok umutla ve güvenle yürüsünler. İstiyoruz ki bu evlatlar bizim bu ülkede çektiğimiz sıkıntıları çekmesinler. Başları dik, alınları açık, dünya milletleriyle yarışan bir Türkiye'nin gençleri olsunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Onun için gençlerimize de sahip çıkar, milletimize de sahip çıkar. 80 milyonu dünya ile yarıştıracak güçlü, istikrarlı bir parlamento, güçlü, istikrarlı bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi inşallah milletimize bereket getirsin diyorum. Güçlü gelecek getirsin diyorum. Hep beraber evet, evet, evet diyor. Güzel sağlığı, sevgili sana.